Çalar Saat geçmiş dönemde yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıydı. Ancak son dönemde teknolojinin gelişmesiyle beraber yaşantımızın bir parçası olmaktan çıktı. Vatandaşların ilgisini kaybeden Çalar Saat teknolojiye yenik düştü. Ben Zafer İncet, ben saatçiyim. Kayseri'de teknik saat, saatçi olası yönetim kurulundayım. Baba mesleğimiz saatçilik. Babam 1962'den bu tarafa saatçiydi. Ondan sonra biz devraldık devam ediyoruz. Çünkü biraz da insanlar kolayına geliyor cepte onu. Radyasyon yaydığı için çoğunlukta insanlar artık ıı, yine maç saatine dönüş yaptılar. E, çok eskisi kadar hızlı satılması da haliyle zaruri bir ihtiyaç. Çünkü sabah erken işe kalkmak için, namaza kalkmak için, sahura kalkmak için ıı, gerekli olan bir gençler tercih. ediyor Öyle yaş şeysi yok. Zaten la ihtiyaç olduğunda herkesin kullanacağı bir ıı, saat yani. Tabii ki biraz daha düşük. Zaten ıı, bu dönemde Ucuzluk yerler olsun, olsun alışveriş yerler her yerde de satılıyor. Tabii ki kaliteye çok önem vermeden satıyor bazı yerler ama çoğu yerler. Asıl saati almak, Çünkü saatçi iyi olanı satar, randımanlı olanı satar. Bilir yani neyin ne olduğunu. Ona göre daha güvenli olur diye düşünüyorum. Fiyat artışları oldu tabii ki. İthal ürün olduğu için bu saatler dolara bağlı, endeksli biraz da fiyatlar da bazı gümrükler artıyor ondan fiyatı artıyor. Bazen dolar artışında zaten o genel olan bir şey. Fiyatlar arttı. Eski fiyatlar yok tabii ki. <laughs>